Evet, bu güzel Dubai sabahında bugünkü arabamız yeni Mercedes E53 AMG. Graphite, metalik renginde bugünkü araba. Biraz arabadan, motordan bahsetmek gerekirse daha ziyade 3 litre. Eskiden olduğu gibi 53 5.3 litre anlamına gelmiyor AMG'lerde artık. 3 litre, 6 silindir, düz 6 silindir, 435 beygir güç üretiyor. Bundan 520 Nm tork kuvvet geliyor ve 0'dan 100'e tam 4.4 saniyede çıkabiliyor bu araba. Tabii twin turbo, çift turbolu ve 4matik, yani 4 çeker bir araba. 250 km'de bir azami hızla sınırlı bu araba. Mercedes son zamanlarda bunu çok yapmakta, azami hızı sınırlıyor. Arabadan biraz genel olarak bahsetmek gerekirse, Körfez bölgesindeki AMG'ler aşağı yukarı 82 tane opsiyonla geliyor. Bunlar işte distronik kontrol, navigasyon, içindeki ısıtmalı, soğutmalı koltuklar falan filan gibi şeyler. Bunun fiyatı 107 bin dolardan başlıyor Körfez bölgesinde. Bu araba AMG'nin işte Night Package denen, böyle aynaların biraz daha siyah olduğu, jantların siyah olduğu, ondan sonracıma grilin öndeki, yani bu grilin siyahlatıldığı bir pakete de sahip. Aşağı yukarı 22 tane ek opsiyona sahip bu araba. Bu gördüğünüz modelde aşağı yukarı 129 bin dolara denk geliyor. Birazdan çıkıp arabayla gezeceğiz ama ondan evvel gelin hep beraber bir arabanın etrafına bakalım isterseniz. AMG, E53'ün motoru. AMG tarafından yapılıyor bu motorlar, A'dan Z'ye kadar. Bir seri üretim yok. AMG'de bir kişi bunu baştan alıyor, sonuna kadar motoru kendileri yapıyor. Tabii bu motor 3 litre, 435 beygir, 520 Nm tork üretiyor. Bagaja gelince, bagaj bu çok güzel düğmeyle açılıyor. Ve tabii aslında bu düğmeyi, böyle burasına baktığınız zaman kamera var bunun içinde. Bagaj gayet güzel. 425 litre. Yani bir kupe için geniş bir bagaj. Neredeyse yarım tonluk bir kapasite var burada. Hacim var. Fakat bu tabii biraz şey, stepne. Yani yedek lastik burada. O biraz yer tutuyor tabii. Son zamanlarda bunu çok yapmaya başladılar. Stepneyi böyle yukarıya koyuyorlar. Ama gayet güzel ve tabii her yeni arabada olduğu gibi otomatik açılır kapanır bir bagajımız da var burada. Şimdi tabii bu bir kupe olduğu için arka koltukların ne kadar rahat olduğunu görmekte fayda var. Neticede illa da tek başınıza seyahat edecek değilsiniz. Bakın, böyle yaptığınız zaman koltuk kendiliğinden otomatik olarak öne doğru geliyor. Haydi bakalım arkaya bir atlayalım. Bakalım nasıl bir rahatlık. Giriş fena değil. Yani bu boyutta bir araba için iyi. Kapatıyoruz koltuğumuzu, girdim içeriye. Tavanda gayet güzel yer var. Koltuk arkamıza geliyor, böyle arkamıza doğru geliyor. Kapanıyor, gayet güzel, çok da rahat. Hani 6-7 saatlik yola gidilir mi? Gidilir. Yani içi çok güzel. Mercedes E53 AMG'nin 0'dan 100'e 4.4 saniyede çıktığını söylüyor. Bunu test etmek tabii gayet kolay. Hemen arabamızı sakin bir yola çekiyoruz. S artı sürüş moduna getiriyoruz. Sol ayak frende, sağ ayağı gaza basıyoruz ve 3-2-1. Kalkış gayet güzel. Vites gayet güzel ve 100 kilometreye vardık. Şimdi hakikaten 4.2-4.3 saniye gibi bir zaman diliminde 100 kilometreye çıktı. Tabii bunu bu araba nasıl yapıyor? Neticede bu araba 3 litre, 435 beygir, çift turbolu bir motora sahip. AMG motoruna tabii. Bunu 9, yani motoru, motordaki gücü 9 vitesli TCT, AMG Speed Shift TCT adındaki bir
vites kutusuyla beraber yapıyor. Bu vites kutusu daha evvelde MCT adında Mercedes'in sadece 8 silindirli arabalarında bulunuyordu. Fakat şimdi 6 silindirli E53 gibi arabalara da koymaya başladılar. Şimdi bu vites kutusunun özelliği nedir? Tabii 9 vitesli olmanın dışında torque vectoring adını verdikleri, yani torku arabanın durumuna, dışarıdaki işte yol tutuşuna göre vesaire kontrol ediyor ve ona göre lastiklere, tekerlere bu torku düzenli bir şekilde veriyor ki araba en etkin şekilde yolda hızını alabilsin, kalkışını yapabilsin. Tabii bu Mercedes'in yaptığı en iyi şeylerden biri. Teknolojiyi arabanın performansıyla birleştirip arabanın muazzam bir şekilde kalkışını, hızını, yavaşlamasını vesaire gibi şeyleri sağlaması. Şimdi biraz da arabayı bakalım kullanalım. Düz yola çıkalım bakalım. Farklı sürüş yolları var çünkü arabada. Sürüş modları var arabada daha ziyade. Ben mesela S artıdayım ama bunu hemen deneyelim mesela. 3, 2, 1 bak başladım. Sesi duyuyor musunuz? Müthiş bir hızlanma. Müthiş bir yavaşlama. Arabanın hakikaten yol tutuşu da çok güzel, çok rahat. Tabii S Plus'ta araba daha böyle kendini sportif hale getiriyor. Süspansiyondan tutun motorun şeyine. Ne derler? Kelimeyi unuttum ya. O kadar heyecanlandım ki arabayı kullanırken. Süspansiyondan tutun işte frenlere, frenden tutun işte arabanın yol tutuşuna kadar bir sürü değişik şeyi S Plus'ta çok daha aktif bir şekilde, çok daha böyle sportif bir şekilde size sunuyor araba. Tabii bu Spor Plus'ın dışında bakın spor modu var. Bu da yani Spor Plus'tan çok farklı değil. Arabayı biraz daha rahatlatıyor. Ondan sonra konfor modu var. Konfor modu tabii arabayı rahat bir şekilde kullanmanız için. Araba bir anda böyle bir gevşiyor diyelim. Daha rahat bir hale geliyor. Süspansiyon hafif böyle yavaşlıyor. Bu günlük kullanım için. Bir de tabii burada yapabildiğiniz individual, yani şahsa münhasır diyelim. Eğer doğru kelime ise. Kendiniz arabayı istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Süspansiyon şöyle olsun, işte motor böyle olsun gibilerden. Ahengi kendiniz ayarlıyorsunuz orada. Son olarak da bunu ilk defa görüyorum aslında Mercedes'te. Slippery, yani kaygan zemin için bir mod yapmışlar. Bu da demek ki arabayı, süspansiyonu, işte ne bileyim frenleri ona göre ayarlıyor. Fakat ben en çok sevdiğim, size söyleyeyim, spor modu. Çünkü spor modu, radyo açıldı. Spor modu hem size kuvvetli bir şey sunuyor, motor seçeneği sunuyor, hem çok gürültü yok, hem de işte şey, arabanın en iyi şekilde performans vermesini sağlıyor. Bir de çok benzin harcamıyor, bir de o var. O da güzel bir şey tabii. Neticede bu hani 5.3 litre değil, 53. Eskiden AMG'ler öyleydi. Mesela 63 6.3 litreydi. Artık öyle değil tabii, bu 3 litrelik bir araç. Esasında gelin bir de arabayı düz yola çıkaralım. Bakalım düz yolda nasıl, rahat mı? Kabin çok konforlu. Yani onu söyleyeyim. Kabin gerçekten çok konforlu. İşte dediğim gibi burada ısıtmalı, soğutmalı koltuklar var. Klima çok güzel. Ondan sonracığıma yol tutuşu çok rahat. Koltuklar, bu AMG koltuklar gerçekten çok çok güzel. Ondan sonracığıma yol tutuşu, bakın güzel bir virajdayım şu anda. Yol tutuşu gayet iyi. Yani bu hem sportif bir araba hem de böyle uzun yolda rahat kullanabilirsiniz. Kısa yolda önünüzdeki arkadaş önümüzde. Bakın istediğiniz zaman şey var. Ha, bir de onu söyleyeyim. Bakın Spor Plus'a getirelim buradan. Vitesin buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Pardon, vitesi buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Şeyin arkasında bu pedallarla. Tabii buradaki bu flappy pedal diye tabir edilen düğme diyelim.
veyahut da bu paletler diyelim. Bunlar bu E53 modelinde daha büyük ve biraz daha yukarıda bize sunuluyor. Bunun da Mercedes'in söylediği, bu aslında daha rahat olması için. Daha evvel bu biraz daha aşağıdaydı ve daha küçüktü bu pedallar. Şu anda daha yüksek ve bakın soldan pedal iniyor. Yani şey iniyor. Vites iniyor. Duyuyor musunuz motoru? Buradan da yukarı çıkabiliyorsunuz. Şimdi gelin biraz açık yolda arabamızı kullanalım. Tabii bu arabada güzel konforlar var. Yani Distronic Cruise Control gibi. Onu da bu sol taraftan ayarlıyorsunuz. Distronic ne demek? Distronic aslında Mercedes'te yıllar önce meydana çıktı. Zannediyorum 1990'ların sonuna doğru S-Class'ın, S sınıfının W114 modellerinde ilk defa ortaya çıkıyor. Bu ne yapıyor? Önde bir radar var tabii. Size önünüzdeki arabayla istediğiniz gibi buradan şey yapıyorsunuz. Ben mesela 110 kilometreye ayarladım bunu burada. Aynı zamanda burada şeyi ayarlıyorsunuz. İşte önünüzdeki arabaya ne kadar yaklaşmak istiyorsunuz. Ben en yakın şekilde takip et diyorum. Fakat arabayı tabii takip ediyor. Fakat arabaya çarpmıyor. Bu bir. İkincisi, arabayı kendi kendine götürebiliyor şu anda Mercedes. Bakın ellerimi çektim. Düz yolda gidiyor. Tabii direksiyonda bir sensör var. Bir müddet sonra bu direksiyon laf etmeye başlayacak. Çünkü elinizi direksiyona koyun diyecek. Bakın. Bakın beni şeyin içinde tutuyor. Arabayı şu anda kendisi götürüyor. Benim ellerimi ben çektim. Şeridin içinde gayet güzel ve hafif bir dönemeç var. Bu arkadaki kameradan görüyorsunuz. Dönemeci aynen takip ediyor araba. Yani bakın bana warning verdi orada. Dedi ki elini direksiyonun üzerine koy. Yoksa arabayı durdururum dedi. Alman Mercedes. Bu da güvenlikle alakalı bir opsiyon tabii burada. Bakın gene elimi çekiyorum ve araba resmen bu virajda kendini götürüyor. Normalde böyle sağa doğru gitmiş olmam lazım ama gitmiyorum. Bu tabii müthiş bir şey. Bu tabii başka bir konuya getiriyor beni. Mercedes esasında şu anda full autonomous. Yani kendine bakın tekrar elini direksiyona koy yoksa arabayı durdururum diyor. Mercedes aslında şu anda kendini tamamen kendi kendine götürebilen teknolojiye sahip. Fakat bu teknolojiyi kullanamıyorlar. Çünkü şu anda yasalar gereğinde bunu kullanmaları yasak. Ama Mercedes aplikasyonunuzla isterseniz alın elinize şeyi yapın. Araba kendi kendine park ediyor. Ondan sonracığıma araba, bakın bu arkadaş şeyden çıktı. Beni hafif böyle sola itti. Bu kameradan hepsini görüyorsunuz. Bu arkadaki kameradan. Açıktı mı kamera? Aman. Bakın gene bana elini koy diyor. Pardon, biraz uzattım lafı. Mercedes kendi kendini kullanabilen teknolojiye sahip. Nasıl Tesla'lar kendi kendini kullanabiliyor? Mercedes de bunu yapabiliyor. Mercedes hatta bana sorarsanız bakın kendini yavaşlatıyor araba. Şimdi benim ayağım hiçbir yerde yok. Gelin şuradan aşağı doğru inelim. Mercedes kendi kendini kullanabilen teknolojiye sahip fakat kanunlar buna müsaade etmediği için maalesef bunu şu anda tam olarak yani yayınlamıyor. Bunun hakkında bir şunu yaparız bunu yaparız gibi reklam yapmıyor. Fakat yavaş yavaş bu da günümüzün hayatımızın bir parçası olacaktır. Arabalar kendi kendini kullanmaya başlayacak. Bu da hani iyi midir kötü müdür bilmiyorum tabii ama böyle bir teknoloji etrafta var. E53 Mercedes AMG'nin içindeyiz. Arabanın iç mekanına baktığımız zaman bu kalitede bir arabada, bu fiyatta bir arabada bekleyeceğiniz her şey mevcut. Çok güzel, yüksek kaliteli deri. Direksiyona gelince direksiyon çok enteresan. 2 ton var burada. Seçenekleriniz var tabii. 3 değişik seçenek. Deri, dinamika, mikrofiber, fiber veyahut da ikisinin karışımı. Bendeki AMG modelinde ikisinin karışımı var. Direksiyona gelince direksiyon esasında sanki bir bilgisayar gibi burada sol tarafta bu home düğmesine basınca küçük bir mousepad gibi bir şey var ve önünüzde medya, radyo, işte AMG performansı, navigasyon telefonunuz ve
yol asistanı gibi şeyleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Altta distronik hız kontrolü gibi şeyler var. Sağ tarafa gelince gene buraya basınca ortadaki MBUX sistemini kontrol ediyorsunuz. Bu normal Mercedes'lerde olan opsiyonlar var. Fakat şu tabii AMG olduğu için AMG'nin yarış modu burada var. Tabii basınca hemen şey diyor. Kapalı yolda olduğunuza emin olun gibi bir ihtar çıkıyor orada. Burada da işte piste çıktığınız zaman pist zamanlamaları, istatistikleri, ondan sonra gibi şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Çıkalım bakalım. AMG performansa gidince de arabadaki isteğinize göre işte süspansiyon, ondan sonra ne bileyim şey, arabanın frenleri gibi şeyleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii buraya gelince motorun performansını da burada çok güzel yarış şeklinde görebiliyorsunuz. Onun dışında arabanın içinde neler var? Isıtmalı ve soğutmalı koltuklar. Soğutmalı koltuk tabii benim bulunduğum coğrafya için çok önemli. Tabii tamamen elektrik, rahat koltuklar. Bunlar Mercedes'te aşağı yukarı 25 senedir standart. Burmaster müzik sistemi var. Burmaster Mercedes'in sunduğu en yüksek kaliteli sistemdir. Onun dışında normal şeyler işte ne bileyim sunroof gibi şeyler de arabanın içinde mevcut. Ama kabin olarak gerçekten çok rahat, geniş, ferah bir kabin. Ve olması gereken kadar da konforlu tabii bu Mercedes'in E53 en lüks, performansı en yüksek arabalarından biri. Bunun dışında koltuklara da bakalım. Koltuklarda tabii AMG armalarıyla çok güzel yarış koltuğu şeklinde yapılmış. Bu da arabaya farklı bir hava katıyor.